Ben trafiğin böyle olacağını düşünmemiştim ya. Şuradan kayayım. Başkan ben şuradan bir geçeyim. Bunun da götü çok büyük ama geçiyor her yerden. Yusuf da bayağı bir motosiklet testine falan katıldı. Bu Yaman'ın 200'lükleri falan derken. Bunu sürdü. Abi bu çok garip bir motor. Bu çok rahat, konforlu bir Yaman bu kadar değil dedi. Dedi. ABS yok diye ilk başta sıkıntı yaşadı. Daha doğrusu kendi problem yaşadı. ABS ile alayım mı almayayım mı diye. Bu kadar küçük bir motorda ABS çok etkili olduğunu düşünmüyorum ya. Şimdi benim V-Road'da ABS yok. Kardeşimin V-Road'unda var. Kardeşimin V-Road'unu süremiyorum ben. Çünkü beni panikletiyor. ABS'ye girince ayağın altına titreyen bir şey olunca, arabada da vardı, arabadaki gibi olmuyor motosiklet. Kardeşimin motorunda bir defa bir yokuş inerken bir arka freni biraz fazla yüklendim. Biliyorsunuz V-Road'larda pek ön fren kullanmıyoruz. Arka fren durdurur, ön fren o kadar etkili değildir yani. Şuradan da şöyle kaçayım. Öyle olunca o lastikle sen nasıl benzin yakın acaba? Öyle olunca Yusuf'u da ikna ettik. Yusuf dedim bir sert fren yap bakayım ABS kayacak mı teker falan diye böyle okulun bahçesinin test sürüşleri yaptık bunu. Kaydırabilecek misin diye. Sonra dedi ki bu son dakikaya kadar hiç kaymıyormuş ki dedi. Ben de dedim ki o zaman benim de bahsettiğim Yusuf buydu işte. Arkadaş. Cuma bugün de ondan oluyor. Ankara'da biliyorsunuz cuma günleri herkes işe arabayla gider ki akşamleyin yok ev gezmesiydi, yok dışarıda yemek yiyorum, şuydu buydu derken herkes arabayla gider. Çünkü cuma trafik sıkışık olur. Bir de pazartesi. Pazartesi de herkes hafta sonunun verdiği uyuşuklukla işe geç kalır, arabayla gider. Servisleri falan kaçırırlar. Çocuklar arabayla götürürler bilmem ne. Ankara'nın bu şeyleri işte standartları pazartesi ve cuma trafik İstanbul'u aratmaz tabi İstanbul daha beter ama nereden gideceğimi şaşırıyorum ya öyle bir trafik var yani ha bir de şöyle bir durum var arkadaşlar şimdi Harley'de bana yol veriyorlar ilk sorunun sesini duyan şöyle bir camı hafiften 1-2 parmak açıyor. Diyor ki arkadaş geç bakalım da bir görelim diye iki şeridin arası açılıyor. Bunda içinden geçmeye çalışıyorlar seni. Hatta adam görüyor gıcık oluyor falan yol vermemeye çalışıyor skuterde. Harley ve skuter arasındaki fark böyle bir şey var işte. Yani ben sıkışık trafikte Harley'e daha rahat yol alıyorum. Benim Euro'da çünkü yol veriyorlar. Bunda kimse yol vermiyor. Zaten bundan soruyor. Millet duvardan mı korkuyor ya? Ne buraya bu tarafa açıyorlar? Hadi başkan, hadi başkan. Gaza dokun azıcık. Ama konforlu arkadaş skuterde ya. Birincisi gürültüsü başını ağrıtmıyor. Son derece sakin, sessiz. Ayrıca vites değiştirmiyorsun ya.
Yola tamamen odaklanmanı sağlıyor. Hem ne kadar serserilik yapıyorsan da scooter'da. Çünkü scooter'da yola has... Scooter'da yolu hissetmek daha mümkün. Yani motor o kadar hafif ki kontrolü çok kolay ve bu seni serserilik yapmaya itiyor. Birileri yine ceza yemiş. Gel abi, vagon gibi arabanla gel. Presle beni burada. Bak şimdi gaz vereyim, hiç bana yol vermiyor, değil mi? Arkadan çarpacak eğer o kadar sallanıyor yani. Şuradan uçayım mı? Oturma pozisyonu bunu daha dik. Dik olduğu için biraz belik deniyormuşsun gibi hissettiriyor bana. Uzun yolda belim ağrıtır kesin scooter. Harley'de öyle değil. Biraz motorun üzerine yatıyor gibi. Onda da eğri bir oturuyorsun. Hatta benim motor bayağı eğri bir oturuyorsun. Böyle şey diyorlar. Çekiçenden tekmeymiş. Adam pozisyonda gidiyorsun Harley. Benim bir otta. Ayaklar önde, eller önde, karnın geride falan. O daha çok beni ağrıtır zannediyorsun da scooter daha çok ağrıtıyor benim belimi. Ya ben dik oturmaya alışık değilim. Mayışmacı bir karakterim var belki de ondan. Ya şimdi yalan da olmasın. Şimdi Euro'da ağrıtmıyor demeyeyim. Ağrıtıyor tabii ki. Şimdi 300 km ben Alanya'ya gittim. Geçen yazdı galiba. Geçen yaz Ankara'dan Alanya'ya gittim. İlk 300 km'de 100 km'de bir mola veriyorsun. Yaklaşık 120-110 km'de falan mola yerine çekiyorsun, bir çay içiyorsun falan. Ondan sonra kilometre 80'e 70'e düşüyor. 70 km'de bir. Derken bir de naked motor gibi rüzgar yediğin için eğer hava rüzgarlıysa 30 km'de bir çekebilirsin, o derece yani. Yani şöyle çapraz sürüp düz gittiğini biliyorum ben o koca 300 kW motorla. O Konya'nın içinden geçerken fırtınaya denk geldim. Şuradan Gazi'ye kayayım ben. Tabii Konya yolu nasıl olacak acaba? Burası Samsun'a giden taraf. Konya'ya giden değil. Allah'tan rüzgar var da yağmur yağmaz gibi sanki. Evet, burada da varmış trafik. Ben geç mi kalacağım acaba? Hasan'ı vermem lazım. Radyoner gibi hissediyorum derken bip bip. Abi başlarım sizin kocanız işe. Adamı Apache yapacaklar ya. İlla zorla Apache yapacaklar beni. Ne kadar mülayim, mütasip bir insanım ama zorla Apache yapıyorlar. Evet. Geçtim ya lan.